Nasılsınız? Teşekkürler siz. Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Fuarımızın ikinci günü son derece fazla ilgi gören bir fuar. Evet, ve sizle ilgi çeken işletmelerden birisiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Şimdi işletmemiz Baltek'e dair bütün detaylarınızı değerli izleyicilerimize aktarmadan önce sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Mert Bal, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tabii zaten otomotiv bizim aile işimizdi. Yani bizim ailedeki tüm fertlerimiz de herkes otomotiv sektöründe çalışıyor. O yüzden biz de kardeşimle beraber aslında 2009 yılında bu imalatı açtık. Üretim, sensör ve switch üretimi yapmaya karar verdik. Ve Baltek Otomotiv'i kurduk. Onunla işte şu anda başlıca ürün gruplarımız hararet müşürleri, basınç sensörleri, hidrolik pnömatik sensörler, geri vites sensörleri, işte çeşitli müşterimizin isteklerine göre de özel üretim sensörler de yapıyoruz. İşte şimdi bu bazı sensörler özellikle nerelerde kullanılmakta efendim? Bizim genelde powertrain dediğimiz yani arabanın güç aksamında yani işte motorunda, şanzımanında kullanılıyor ağırlıklı olarak. İşte bu motorunuzdaki sıcaklığın artmasıyla size işte bu motorun sıcaklığını belirten sensörler, arabadaki basınç ayarlarına, işte freninizde, sizin direksiyonunuzdaki hidrolik sensörler, geri vitesi arabayı taktığınızdaki o sensörler, bir sürü arabanın otomotiv her yerinde sektöründe kullanılan diyorum. Evet. Aynı zamanda sadece otomotiv sektöründe değil, farklı alanlarda da var. Tabii yani şey daha böyle hidrolik makinalarda kullanılabiliyor. Yani için aslında basınç ve sıcaklık olan her yerlerde bir tespit edilmesi gereken basınç ve sıcaklık varsa kullanılabiliyor. Peki. Şimdi işletmemizin konumuyla ilgili değerli izleyicilerimize kısaca bilgi vermek istiyorum izin verirseniz. Hadımköy Mahallesi Şaşmaz Sokak No 8 Taksim 1 Arnavutköy'desiniz. Evet. Ve yaklaşık çalışma alanınız toplam kaç metrekare? 1500 metrekare kapalı bir alanımız var. 1500 metrekare ve sizlerle birlikte çalışan sayısı? Çalışan sayımız 20 kişiyiz. 20 kişilik uzman bir ekip ki talepler arttıkça da kadroyu artırabilme imkanımız var. %100 her şeyimiz yerli üretim. Kesinlikle kendi tasarımlarımız. Harika. O şekilde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Biraz size gelen talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Hizmet nerelere bölge olarak ulaşabiliyor efendim? Biz yurt dışında ihracat ağırlıklı, %50 ihracat, %50 iç piyasaya çalışan bir firmayız. Ağırlıklı olarak Almanya, Polonya, Hollanda, Fransa çalışıyoruz. Ve iç piyasada da yani İran, Suriye, bu tarz ülkelerine de çalıştığımız oluyor. Şimdi aslında saydığınız ülkelere baktığımızda alışverişinin çok zor olduğu, kriterlerinin çok zor olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Doğal olarak verdiğimiz hizmetin ve ürünün de kalitesine dair bizlere fikir veriyor bu durum. IATF 1699 belgesiyle üretim yapıyoruz. Bu otomotiv sektöründe çok önemli bir belgedir. OEM sektörüne ve OES'e çalışmak istiyorsanız 1699 belgesi otomotiv sektöründeki en geçerli belgedir. Biz de bu belgeyle zaten bu belgeyi alıp... Bu belge öncelikle sizin tercih edilme sebeplerinizin başında geliyor ama yine sormak istiyorum. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletmede varken özellikle Baltek'in tercih edilme sebepleri nelerdir efendim? Müşterimizin isteklerine karşı hızlı cevap vermemiz, daha orta ölçekli bir yapıda olduğumuz için daha esnek olabilmemiz, fiyat anlamında daha düşük maliyetler sunabilmemiz, şu anda bunları sıralayabilirim. Aslında zamanında ülkenin yurt dışından getirdiği bu ürünleri siz ülke ekonomisine katkıda bulunarak yurt dışına olan bağımlılığından ülkeyi kurtarmak. Evet, bu parçalar aslında çok fazla ithal edilen ürünler. Ve sektörde de özellikle üretici firmalara, çalışan firmalara da bu konuda destek vermenizle de tercih edildiğinizi söyleyebiliyorsunuz. Şu anda yerli olarak üretimini yapan çok fazla firma da yok Türkiye'de. İşte bu şekilde biz de hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki, şimdi Türkiye'nin birçok noktasına %50'sinde yurt dışına verdiğimiz ürünler dediniz. Evet. Böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Baltek.switches.com adresimizden ulaşabilirler. 671-4190 telefon adresimizden, telefon numaramızdan ulaşabilirler. Ve info@baltekswitches.com adresinden ulaşabilirler. Sizlere ulaşma imkanları var. Sosyal medyada zaten ulaştıklarında verdiğimiz hizmetlere dair bütün detay bilgi ve görselleri de bulabilecekleri gibi. Google'a yazdıklarında bulurlar. Telefon numaralarınızdan ürün sipariş etmek, hizmet almak, randevu almak ve hatta danışabilmek adına direkt sizlerle de irtibata geçebilecek değerli izleyicilerimiz. Tabii ki. Peki, bugün sektörün ciddi manada en fazla tercih edilen işletmelerinden birisiniz. Gelecek konusundaki projeleriniz. Neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? İşte gelecekte savunma sanayinde birazcık daha... Çünkü savunma sanayinde de şu anda kullanılan sensörler aslında çok fazla katma değeri olan sensörler ve çok yüksek maliyetlere yurt dışından gelen sensörler. Biz bunların daha önce geçen senelerde bir iki çalışmasını yaptık. Yani mesela yurt dışından 2000 Euro'ya gelen bir sensörü biz burada 1000 TL'ye mal edip aynı şeyi yapabiliyoruz. Aynı askeri aracına takıp kullanabiliyoruz yani. Geçen senelerde bir iki tane böyle ürün yaptık. Zaten bu fuara katılmamızdaki en büyük sebep de bu oldu. İşte biz bu tarzda çünkü askeri ürünleri zaten izleyiciler de biliyordu çok maliyetli ve çok pahalı ürünler ve ithal edildiğinde de çok fazla şey olan, maliyetli olan, ülkemiz için de maliyetli olan ürünler.
Biz bunları burada yerli bir şekilde yapıp işte mümkün olduğunca dağıtmaya çalışıyoruz. Aslında savunma sanayinin son yıllarda gösterdiği başarının paydaşlarından biri de sizsiniz. Yani, sizleri gönülden kutlamak istiyorum bundan dolayı. Şimdi sektördeki farkınız dedim ve bir cümlede özetledik. Bana göre sektörde sizi zirveye çıkartan en önemli etken müşteri memnuniyeti dediğimiz oldu. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin de içerisinde uzun yıllar belki sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya da devam eden çok sayıda değerli müşterileriniz var ki onlar duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturdular, oluşturmaya devam ediyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Yani kuruluşumuzdan bu yana bize güvenip bizle çalışmaya devam eden tüm ortaklarımıza teşekkür ederiz. Son olarak fuarla ilgili beklentileriniz ve size verdiği cevap. Neler düşünüyorsunuz fuarla alakalı? Fuar gayet güzel geçiyor. Heyecanlı geçiyor. Bayağı kalabalık da oldu. Yarın ve cumartesi günleri daha da kalabalık olacak gibi duruyor. Çok güzel, çok büyük firmalar var. Ülkeden böyle şeyler çıktığını görmek de çok gurur verici. İşte biz de kendimizi tanıtmaya, burada daha çok şey olmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımızla bir araya geliyoruz. Evet. Çalışma yaptığımız arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Zaten fuarın da amacı bu. Evet. Amacına da uygun olarak çok fazla izleyici kitlesi var. Evet. Ki hafta sonu büyük bir yoğunluk bekleniyor. Öyle şimdiden olacak gibi. Sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim kabul edersiniz ki burada verilen hizmetin tamamını değerli izleyicilerimize aktarabilmemiz çok mümkün değil. Hı-hı. Ama çok yoğun bir temponun içinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Peki. Çok teşekkür ederim.